22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü su ve çevre konulu açık oturum düzenledi. Oturum Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan canlı olarak yayınlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun ilk bölümüne katılan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ethem Karadirek ve Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver, Antalya'nın içme suyu kalitesi ve su yönetiminde iklim değişikliğinin önemini vurguladı. Oturumun ikinci bölümünde ise ASAT Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürü Biyolog Adil Doğan ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Havza Koruma Kontrol Şube Müdürü Uzman Biyolog Mehmet Ulusoy tarafından Antalya suyunun içilebilir olması ve şehirleşmenin su kaynaklarına etkisi anlatıldı. Atık Su Yatırım Şube Müdürlüğü Çevre Yüksek Mühendisi Mert 36, su tasarrufunun önemini vurgularken atık su yatırım projeleri hakkında bilgi verdi. Şu an ilimiz genelinde toplam 39 adet atık su arıtma tesisimiz. Bunlardan 7 tanesi paket arıtma dediğimiz daha küçük kapasitelere sahip arıtmalardır. Ve 205 adet de atık su terfi istasyonu tamamı biyolojik arıtmadır. İkincil arıtma dediğimiz. Oturumun son bölümünde ise Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Melike Kireççibaşı, Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü Deniz Kirliliği Denetçisi Kemal Özgün katıldı. Daire başkanları ve uzmanlar tarımsal sulama, iklim değişikliği ve mavi bayrak alanında yaptıkları çalışmalardan söz etti.